Günaydın. Yine birlikteyiz. Öncelikle hemen yine belirteyim. Maalesef Seda Hanım yine aramızda olamayacak. Dolayısıyla gündemde esas arka planda, temel arka plandaki gelişmelerden biraz mahrum kalacağımız bir yayın olacak. Yine sadece ve sadece teknik analiz ağırlıklı bir yayın olacak. Seda Hanım'la inşallah bir sonraki hafta birlikte olacağız. Şimdiden bir kez daha kendisine geçmiş olsun ve acil şifalar dileklerimizi iletiyoruz. Değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi endekste 10.300 puan seviyesine doğru geçtiğimiz hafta yaşanan yükseliş hareketi vardı. Bu haftaya ise genelde satış baskısı altında başladığını ve kısa vadede takip etmekte olduğumuz önemli destek noktalarının kırıldığını gözlemleyerek başladık. Dün ise baktığımızda Salı günü işlemlerinde özellikle sabah saatlerinde gelen işte yabancı bazı büyük aracı kurumların özellikle bankalarla ilgili çok olumlu işte fiyatları upgrade ettikleri, fiyat yükselttikleri bazı raporlar oldu. Bu dün piyasanın bir anda yukarıya doğru hareketlenmesine sebep oldu ve ardından da öğle saatlerinde işte sosyal medyada Türkiye'nin iç kamuoyunda özellikle yakından takip edilen bazı önemli davalarda, Osman Kavala davasını kastediyorum, bazı gelişmeler olabileceği yönünde haberler, haber akışları vardı. Bu da ayrıca piyasaya bir alış getirdi. Ancak tüm bunlara rağmen endeks işte gün içinde belirli bir mesafe kat ettikten sonra günü oldukça volatil geçmesine sebep oldu. Genelde çok kabaca 10 bin ile 10.300 arasında piyasanın gidip geldiğine şahit olduk. Kapanışta hemen hemen ortadan gerçekleşti. Tüm bunlar isterseniz grafik üzerinde bize ne anlatıyor? Teknik olarak bundan sonrasına yönelik ne gibi beklentiler oluşabilir? Bunu isterseniz grafiğimizi yansıtarak ekrana her zaman olduğu gibi paylaşmaya çalışayım. Ben kendimce şu ana kadar hiç olmazsa gündemde olan biteni sizlerle paylaşmaya çalıştım Seda Hanım'ın yokluğunda. Hemen ekrana yansıdığını tahmin ediyorum şu anda. Evet, ekrana baktığımızda burada biliyorsunuz tüm yayınlarımızda böyle 240 dakikalık seans içi verileri kullanarak endeksi takip etmeye çalışıyoruz. Yani burada her bir çubuk o 240 dakika içerisinde ne yaşanıp ne bittiyse ekranımıza yansımış durumda. Aşağı yukarı da Eylül-Ekim 2023'ten bu yana olan bitene bakıyoruz. İsterseniz son döneme biraz daha zoom yapalım ama hemen öncesinde de şu işaretlerin ne olduğunu bir kez daha hatırlatmak isterim. Ben kendim klasik teknik analizin bazı metotlarını kullanarak mümkün olabildiğince kısa vadeli yatırımcılara yönelik pozisyona giriş, pozisyondan çıkış sinyallerini takip etmeye çalışıyorum. Bu yöntemde ısrarla her zaman anlatmaya çalışıyorum, anlatmaya da devam edeceğim. Burada yükselişlerde en tepeyi, düşüşlerde en dibi bulma çabamız yok. Burada bizim için önemli olan piyasanın kısa vadede gerçekleştirdiği trendleri takip etmek. Bu trendler belirli bir mesafe trend doğrultusunda hareket başladıktan sonra pozisyonlanmak. Pozisyonlanmaktan da kasıt şudur. Eğer yükseliş trendi başladıysa pozisyona giriş bir pozisyonlanmaktır. Aynı şekilde düşüş trendi başladıysa da düşüş trendinde pozisyondan çıkmak yine bir pozisyonlanmaktır. Dolayısıyla pozisyona giriş ve pozisyondan çıkış yani bir diğer daha sade konuşmak gerekirse alsat sinyalleri veren bir sistem. Genel olarak başarı oranı da yüksek bir sistem. Elbette başarı oranının yüksekliği de bu oluşan sinyallerden sonra piyasanın o sinyal doğrultusundaki trend üzerinde mesafe kat etmesine, yol almasına bağlı. Aşağı yukarı bu tip kısa vadeli tüm sistemler hep trend doğrultusunda mesafe kat edilirse başarıya ulaşır.
Olur da yatay bir piyasa, işte testere diye tabir edilen belirli bir aralıkta sürekli gitgellerin yaşandığı yatay bir piyasa olursa, bu tip sistemlerin ne olursa olsun mutlaka hatalı diyebileceğimiz zararlı işlemlere sebep olabilecek sinyallere de sebep olduğu göz ardı edilmemelidir. Ancak bir bütün olarak bakıldığında, açıkçası bu sinyalleri ben şöyle grafiği biraz genişleteyim. Birazdan da dolar bazında endeksten bahsedeceğim. Aşağı yukarı dolar bazında esas gerçek anlamda yükselişin başladığı 2022 yılı Temmuz ayından bugüne elimden geldiğince paylaşmaya çalışıyorum. İşte burada geçmişte oluşan önemli sinyalleri görebiliyorsunuz. Ve bu sinyaller büyük oranda başarılı olmuştur. Mutlaka zararına işlemlere de sebep olmuştur. Ancak yapılan birçok alışveriş overall'da toplamda bakıldığında başarı oranının yüksek olduğunu söylemem gerekir. Şimdi bunu belirttikten sonra son döneme biraz daha zoom yaptığımızda, son dönemde biliyorsunuz 2024 yılına oldukça olumlu başladık. 2023 yılının Aralık ayında endeks 7200'den itibaren, 7202 dip seviyesinden itibaren yükselmeye başladı. Bu yükseliş belirli bir mesafe kat ettikten sonra tarih olarak baktığımızda 8 Ocak'tı yanılmıyorsam, seviye olarak da 7000, hemen bakıp hatırlamaya çalışalım. 7892 diye hatırlıyorum ama evet. 7684 direncinin aşılması ile birlikte al sinyali oluşmuştu. Bildiğiniz gibi 26 Aralık'ta 7203'ten başlayan yükseliş hemen hemen kesintisiz bir şekilde 26 Şubat'a kadar devam etmişti. 26 Şubat'ta belirli bir geri çekilme oranı aşıldıktan sonra da bir sat sinyali oluşmuştu. Uzunca bir süre, 26 Şubat'tan 19 Mart'a kadar olan sürede endeksin 9450'den 8695 puan seviyesine kadar gerilediğine şahit olmuştuk. Açıkçası Mart ayı hatırlayacak olursanız genelde satış baskısı altında geçmiş ve risklerin yüksek olduğu bir aydı seçim öncesine yönelik olarak. Ancak 5 Nisan'dan sonra da bir al sinyali üretmişti takip ettiğimiz sistem. 9251 puan seviyesinin aşılmasıyla birlikte gelmişti bu sinyal. İşte tüm bunları uzun uzun anlatmamın nedeni, en son gelişen sinyale baktığımızda da bizim takip ettiğimiz bu sistemde Pazartesi günü 10144 puan seviyesinin aşağı yönde kırılmasıyla birlikte sat sinyali oluştu. Dolayısıyla da şöyle bir tablo ortaya çıktı. 19 Mart'ta 8695 puan seviyesinden itibaren başlayan yükselişle endeksin 10383 puan seviyesine ulaştığını, ardından da sat sinyali oluştuğunu gözlemliyoruz. Peki yeniden bu sistemin al sinyali üretebilmesi için, pozisyona giriş sinyali üretebilmesi için hangi seviyeyi aşmamız lazım? Bence günün en önemli sorusu şu an için bu. Bir de unutmayın lütfen, çok kısa vadeli traderlar için, günlük alışveriş yapan, çok kısa vadede olan bitenleri takip eden traderlar için takip ettiğimiz bir sistem bu. Bunu da bir kez daha vurgulamış olayım. Yukarıda şimdi soruyu cevaplayacak olursak, en önemli seviye şu an için 10.340 puan seviyesi olarak gözlemleniyor. Bunu da nereden buluyoruz? Son oluşan oldukça zoom yaparak son dakikalara, son saatlere, son verilere baktığımızda gözlemlediğimiz, son tepeleri birleştirerek elde ettiğimiz direnç seviyesinin 10.340 puan seviyesinden geçtiğini gözlemliyoruz. Dolayısıyla 10.340 puan seviyesine kadar olarak yaşanabilecek yükselişleri trend içi yükseliş olarak görebiliriz. 10.340 puan seviyesinin daha sonraki ilerleyen seans veya günlerde aşılmasıysa bizim için pozisyona giriş sinyali olacaktır. Böylesi bir sinyal oluşursa da aşağıda son dibimiz 10.035 puan seviyesini stop loss kabul ederek, dolayısıyla 300 puanlık, %3'lük bir açıkçası kaybı göze alarak
böyle bir sinyal oluşmuş olacak. Yani 10.340 bizim için önemli. Olur da 10.340 direnci aşılacak olursa endekste yukarıda 10.600'ler, 10.800'ler, sırasıyla 11.000'li rakamlar ve hatta 12.000'li rakamlara doğru yükseliş potansiyeli oluşmuş olacaktır. Ama şu an için 10.340 puan direnci aşılmadıkça bunları hep tepki yükselişi olarak isimlendirmemiz gerekecek. En azından teknik olarak durum bu. Özetleyecek olursak kısa vadede 10.144 puan seviyesinin kırılmış olması bir sat sinyaliydi. 10.340 puan direnci aşılmadıkça endeksin ilerleyen dönemde satış baskısı altında bir seyir sergilemesi mümkün görünmekte teknik olarak bakıldığında. Elbette şimdi ikinci soru şu olur da gerileme devam edecek olursa nerelere kadar bu gerilemenin devam edebileceği konusunda teknik analiz bize nasıl yardımcı oluyor? Bu için farklı yöntemler var. İşte bir tanesi price action diye bilinen genelde oluşan formasyon ya da formasyon benzeri oluşumların endekste yarattığı, grafik üzerinde yarattığı hedef seviyeler. Hemen lafı fazla uzatmayayım. Yine aynı grafik üzerinden takip edecek olursak mesela şöyle bir oluşum hepimizin mutlaka dikkatini çekmiştir. 10.144'ün de önemi zaten buydu. Şimdi bu oluşuma baktığımızda Mayıs ayına endeks oldukça olumlu başladı. Bir anda 10.000 puan seviyesinin üzerine attı. 10.000'i çok kabaca söylüyorum. Rakam olarak baktığınızda 10.144 puan seviyesinin üzerine ilk defa 2 Mayıs günü attı. 10.144 puan seviyesinin üzerindeki şimdi hareketleri biraz daha yakından takip etmeye çalışalım. Bakın bir ilk etapta 10.300'lere doğru ulaşma gayreti. Ardından 10.144'e doğru gerilemesi. Ardından tekrar 10.388'e ulaşma gayreti. Ardından tekrar 10.144'e gerilemesi. Dolayısıyla burada ikili tepe benzeri, tam olarak ismine ikili tepe diyemeyiz ama ikili tepe benzeri bir formasyon gözünümü var. Dolayısıyla 10.144 puan seviyesinin aşılmasıyla birlikte ilk akla gelen hikaye şudur. Buradaki bu yeşil çizgiyle tepe nokta arasındaki aralık kadar ölçeğinde bir ölçekte geri vermesi beklenir. Bu hemen hemen teknik analizin ABCS'sinde ortaya çıkan yani ilk herkesin bilmesi gereken işte formasyon takibi yapan herkesin bilmesi gereken ve mutlaka da takip ettiği seviyelerdir. Bu bağlamda bakıldığında işte bir ölçüm yaptığımızda kabaca 9.900'lere doğru 10.144'ün kırılmasıyla birlikte kabaca 9.900'lere doğru ilk etapta gerilemesi beklenir. Elbette bu söylediğim 9.900'lü rakamlar yukarıda 10.340 aşılmadığı müddetçe geçerlidir. Oldukça dikkatli bir şekilde ve net bir şekilde rakamları belirtmeye çalışıyorum. Yukarıda 10.340 puan direnci aşılmadığı sürece önümüzdeki günlerde endeks üzerinde kısa vadede satış baskısının devamı ve ilk etapta 9.900 puan seviyesi diyebileceğimiz seviyeye doğru gerilemesi beklenir teknik olarak. Diğer taraftan olur da 9.900'lerde tutturamazsa bu gerilemenin satış baskısının nereye kadar olabileceği konusunda ikinci bir yöntem olarak da veya ikinci bir hedef olarak da baktığımızda daha önce aşılmış olan 9.850, 9.831 tepe noktalarımız var. Bunların bir hat oluşturduğunu gözlemliyoruz. Dolayısıyla 9.900'de duramayan endeks orada yeterli talebi karşılayamayacak olursa 9.780 seviyesine doğru gerilemesini sürdürerek bu çizgiyi denemek isteyecektir. Dolayısıyla 9.900 seviyesinin hemen altında 9.780, 9.750 rakamı diyebileceğimiz seviyelerde de yine bir ikinci desteğimiz bulunmakta. Şimdi özetleyecek olursak yukarıda 10.340 puan seviyesi direnç konumunda, aşağıda 9.910 tam rakam aslında 9.913 rakamı var. 9.900'e doğru satış baskısının gerilemesi mümkün. 9.900'de tutunamazsa da aşağıda az evvel belirttiğim gibi 9.780 puan seviyesine doğru satış baskısı sürmesi mümkün. Tüm bu kısa vadede olan bitenin yanı sıra orta uzun vadede neler yaşanıyor diye baktığımızda özellikle orta vadeli yatırımcıların biraz daha açıkçası olumlu olabileceği, olumlu düşünebileceği günlerden geçmekteyiz. Endekste 19 Mart'ta 8.695'ten Mayıs ortasında bir anda 10.300'lere doğru yükselmiş olması ve ardından satışların gelmesi, eğer bu satışlar 9.900'lerle 9.780'lerde
sınırlı kalacaksa aslında orta uzun vadede alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Orta uzun vadeli yatırımcıların TL bazında, nominal bazda bakıldığında özellikle bu yeşil trend çizgisini takip ediyor olması lazım. Sizlerin de gayet net görebileceği gibi grafik üzerinden veya deminki bütün konuşmaların özeti olarak bakıldığında 9700'ler genel olarak bu trendin geçtiği seviye. Dolayısıyla 9700'e kadar olan geri çekilmeleri doğal ve normal karşılamak lazım. Olur da bir geri çekilme olursa bunları doğal karşılamak, hatta alım fırsatı olarak değerlendirmek gerekir. 9700'lerde bu böylesi bir durumda önemli olan bizim için bu yeşil trend çizgisinin kırılıp kırılmadığıdır. Kırılmadığı sürece böyle süper olumsuz değerlendirmelere gerek yok. Ama şunu da her zaman söylüyorum. Geçen hafta da aynı şeyleri söylemeye, vurgulamaya çalışmıştım. Bizim borsamız ve tüm finansal piyasalar, sadece bizim borsamıza has bir şey değil, her zaman çok kırılgan yapılardır. Sabit getirili enstrümanlar gibi bugünden paramı koyayım 6 ay sonra, 1 sene sonra, 3 ay sonra benim param şu olacak diyemezsiniz. Dinamik takip gerektirir. Bu kırılganlıklardan minimum zararı görmek için her zaman ve her zaman, her ne olursa olsun, teknik analizi kullanmak, bu trend çizgilerinden yararlanmak ve stop loss'la hareket etmek lazım. Olumlu bir elinizde senaryo varsa da bu olumlu senaryonun mutlaka ve mutlaka bir stop loss olmalı. Yukarıya doğru hedeflere gidip gitmediğini bu stop loss'ların kırılıp kırılmadığıyla mutlaka takip etmek gerekiyor. Aksine çok olumsuz bir senaryonuz varsa elinizde, şu an itibariyle yok, hani böyle orta uzun vadeye dönük çok olumsuz bir senaryodan bahsetmiyorum. Ama diyelim ki olumsuz bir senaryonuz var. O olumsuz senaryoda çok ısrarcı olmamak gerekiyor. Mutlaka yukarıda o senaryonun da bir stop loss'u olması gerekiyor. Belirli seviyelerin aşılması halinde mutlaka ve mutlaka sizin de senaryonuzu değiştirmeniz gerekiyor. Şimdi gelelim son olarak, çok uzattım belki, kusura bakmayın. Ama hemen orta uzun vadede dolar bazında endeks üzerinde neler olup bittiğine bir bakalım. Hem de bu az evvel son olarak söylediğimi de en azından uygulamalı olarak göstermiş olayım. İşte burada dolar bazında endeksin 2021 yılı Aralık ayından bu yana yaşadığı seyri gözlemliyoruz. Hemen hemen her hafta mutlaka ve mutlaka bu görüntüyü sizlerle paylaşmaya çalıştım. 2023 yılı Ocak ayından bu yana öyle çok büyük, açıkçası büyük bir yükseliş potansiyeli gözlemlemediğimizi sürekli olarak vurgulamaya çalıştım. Endekste çok büyük bir dolar bazında getiri sağlayamadı bu son dönem içerisinde. Ta ki bütün bu söylediğim fazla bir performans sergilemedi yorumu 5 Nisan 2024 tarihine kadar geçerli. 5 Nisan 2024 günü hatırlayacak olursanız 290-292 bandı dolar bazında takip ettiğimiz bir dirençti. Bu direncin aşılması bir al sinyali oluşturdu. Hem de orta vadeli bir al sinyali. Dolayısıyla bu direncin aşılmasıyla birlikte endeksin ilk etapta 305 dolar seviyesine, ardından 313 dolar direncine doğru hareketlendiğini gözlemledik. Ve son dönemde de bu Nisan ve Mayıs ayı içerisindeki heyecanlı dönemde de açıkçası endeks gün içinde bir ara 322 dolar seviyesine kadar da ulaştı. Şimdi bu tablo bize neyi düşündürüyor? Şunu düşündürüyor. Geçen hafta bundan bahsetmiştim. Burada oluşan formasyona baktığımızda çok net olarak gözlemlenmese de endeksin uzunca bir süre 305 ile 200 dolar bandı içerisinde, rakamları çok kabaca söylüyorum, 300 ile 200 dolar bandı içerisinde gitgeller yaşadığını ve en sonunda da şuradaki karışık süreç içerisinde 305-313 dolara aştığını gözlemliyoruz. Bu trend eğer kırılmadan yola devam edebilecek olursa, bu da orta uzun vadede endeksi olumlu seviyelere doğru taşıyabilir. 320 ilk karşılaştığımız direnç, 320'nin üzerinde 340-350 bandı olacaktır. Tüm bu formasyonun lineer ölçüm yapıldığında 400 dolarlara dahi ulaşabilme kapasitesine sahip bir formasyona işaret ediyor bu. Ancak unutulmaması gerekir ki bu
böylesine bu kadar güçlü, olumlu bir senaryonun mutlaka ve mutlaka stop loss olması lazım. Stop loss seviyesinde olması lazım. Stop loss seviyesi olarak da ilk etapta daha önce aşılmış olan 305-313 direncimiz vardı. Şimdi geri çekilmelerde 313-305 bandına destek olarak çalışıyor olması lazım. Eğer çok kısa vadeli bir tradersanız yine şu trendi yakın takip etmek lazım. Bugün kırılıyor mu, kırılmıyor mu? Hafta içinde kırılma olacak mı, olmayacak mı? Ama yatay olarak bakıldığında 305 dolar seviyesi endeks için önemli olacak. Böylesi kırılmalarda senaryonun mutlaka yön değiştireceği unutulmamalı. Dolayısıyla da bugünden pozisyonlanıyorsanız mutlaka veya mevcut pozisyonlarınızı taşıyorsanız mutlaka ve mutlaka riskleri de biliyor olmanız lazım. Aşağı doğru geri çekilmelerde 290-292 dolar bandının da orta uzun vadede düşünüldüğünde mutlaka ve mutlaka son stop loss seviyesi olarak takip edilmesini öneririm. Orta uzun vadede olumlu senaryoların devamı için bu dirençlerin aşılmıyor olması lazım. Çok uzattım, çok da fazla rakamlara boğuldum belki ama biliyorsunuz teknik analiz zaten rakamlar. Dolayısıyla da bu rakamları mutlaka ve mutlaka gözeterek takip ediyor olmak gerekir. İnşallah önümüzdeki hafta Seda Hanım'la birlikte hem gündemi hem teknik analizi yine konuşur hale geliriz. Şimdiden hepinize güzel bir hafta diliyorum. Haftaya görüşmek üzere.